Yine spermler için en sıkıntılı durumlardan bir tanesi son yıllarda gündeme gelen sperm DNA hasarı. Hastalarımız çok sormakta, çok zorlanmaktayız. Eğer embriyo oluşumunda sorun yaşıyorsak, 5. gün embriyosuna ulaşamıyorsak, düşüklerimiz varsa, biz bunun sperm kaynaklı olduğunu düşünüyorsak mecburen sperme ekstra incelemeler yapmak zorundayız. Bu incelemelerden en önemlisi sperm DNA hasarı ve fiş testi. Burada bir nevi spermin genetiğine bakılıyor, kromozomlarına bakılıyor. Burada hasar olduğu zaman sizin bunu tedavi etme şansınız var. Burada hasar olduğu zaman tedavi edemeyeceğiniz durum da var. O nedenle öncelikle tedavi yöntemine gitmeliyiz. Tedavi sonrasında da mecburen testis spermi kullandığımız durumlar oluyor. Çünkü biz bu spermi kullandığı zaman 3 defa, 4 defa, 11 defa deneyen hastamız var. Bu spermleri kullandıkları zaman fertilizasyon riski düşük, gebelik riski düşük, canlı doğum riski düşük ve düşük riski fazla oluyor. O zaman bizim buraya çare bulmamız için önce tedavi, DNA hasarı düşürmeliyiz. Olmadı, testisten sperm çekerek biz o spermleri kullanmalıyız. Testiküler spermleri kullanmalıyız. Ne farkı var? Testis spermleri normal meni spermleri, ejaküler spermlerinden 6 kat daha az DNA hasarına sahip olduğu çalışmalarda ispatlanmış. Ve bu şekilde çok başarılı gebelikler elde etmekteyiz. Her hastaya bunu yapamayız. Her başvuran hastada hemen testisten sperm alalım. Bu olmaz. 3 veya üzeri denemelerde bu anlattığım türde başarısızlıklar varsa, embriyo kalitesizliği, transfer sonrası olumsuzluklar, düşük olması, embriyo gelişiminin kötü olması gibi durumlar var ve bunlar sperme iliştiriliyorsa, spermle ilgili olduğu düşünülüyorsa testler yapılmalı, tedavi planı yapılmalı ve sonrasında gerekirse testisten sperm çekilmelidir.